Arkadaşlar selamlar. Bir önceki videoda pazartesi veya salı günü limon hasatımıza başlayacağımızı söylemiştik. Şimdi limon hasatına başlıyoruz. Şöyle göstereyim sizlere, limonlarımızı artık tamamen sarardılar. Arada yeşilleri de var ama nispeten irileşmiş ve sararmış olanları toplayacağız. Muhtemelen birkaç gün sürecektir. Bu arada İstanbul'dan bana yardıma gelen Yusuf abim var. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın abi? Güzel bir ortam, güzel duygular yaşıyorum. Çok şükür. Mutlu musun? İyiyim, mutluyum. Yusuf abi limon topluyor. Birkaç gün burada kalacak. Önceki gün geldi. 2 gündür bana yardım ediyor, sağ olsun. Kargolamada, yumurta toplamada, işte diğer işlerde bana yardım etti. Bugün de limon hasatı yapacağız Yusuf abiyle beraber. Şöyle etrafı bir kısaca göstereyim size. Daha sonra limon toplamaya geçeceğiz. Şöyle çok yakından göstereyim limonlarımızı. Artık bayağı olgunlaştılar ve toplamamız gerekiyor. Tavuklarımız da etrafta limon yiyorlar, otlanıyorlar. Şimdi geçelim limon hasatına arkadaşlar. Yusuf abi bakayım nasıl topluyorsun, nasıl kesiyorsun? Şöyle 1 santim kadar ucundan şu şekilde alıyoruz. Bu arada herkese selamlar. Böyle güzel bir insana yardımcı olmak ayrı bir mutluluk. Teşekkür ederim. Ali Yanar kardeşim bize bu mutluluğu yaşatıyor. Ve hayatımda ilk defa bir limon bahçesindeyim. Bilmiyorum yapabiliyor muyum? Çok güzel yapıyorsun abi. Hiç problem yok. Teşekkür ederim. Yusuf abinin de boyu uzun. Üst dallara kadar yetişiyor. Maşallahı var. Ve güzel, nazik bir şekilde kasamıza bırakıyoruz. Evet. Tebrik edelim abi. Şimdi kameramanlık görevini ben aldım. Ali Bey kardeşim limonları topluyor. Abi bir tane kesip suyuna bakalım mı? Tabii. Böyle bir tane keselim. Oo, daha kesilirken var ya, şelaleden akar gibi. Bundan da ziyan mı edeceğiz böyle? Neyse bir tanesini sıkalım böyle. Fışkırıyor. Şelale, şelale. Maşallah. Hadi bakalım kızlar, yiyin bakalım bunu. Hadi bakalım, yiyor musunuz siz? Limon yiyen tavuklar. Evet. Doğal tavuklarımız limon da yiyor. Göstereyim mi abi? Evet. Yakından böyle. Evet. Şu an gördüğünüz gibi müthiş. Harika. Harika. Ya şelaleden akıyor maşallah. Tamamen doğal. Tamamen güzel. Aromasını şu an hissediyorum. Kokusu yani sıktığın abi. Halde. Abi mis gibi kokuyor ya. Bir daha kokla. Mis gibi kokuyor. Harika. Mis gibi. Afiyetler olsun. Herkesin tabii bu arada limona karşı beraber ağzının suyu akmayan yoktur. Farkında mısın abi? Kabuğu da incecik. Evet. Bol sulu. Ve mükemmel aromalı. Neyse hadi toplayalım. Çek biraz daha abi. Şu
Şöyle şu ağaca geçmek ister misin? Bak şu ağaçta daha böyle sarılar falan var, iriler var. Evet, sararan limonlar. Nasıl? Şu an toplanacak mevsimi değil mi bunların Ali Bey? Tabii tabii. Artık toplamamız lazım. İyice sarardılar çünkü. Daha fazla da dalında bekletip aşırı irileşmelerini beklemeyeceğiz. Çünkü kabuğu kalınlaşıyor bu sefer. Tadında herhangi bir suyunda herhangi bir sıkıntı yok ama. Çok güzel değil mi abi? Mis gibi. Şimdi abi üçlerden uzunlardan. Tavuklar da ayağımızın altında dolaşıyor. Toplamamıza müsaade etmiyorlar. Bir de tavukların limon yediğine şahit oluyorum. İnanamıyorum yani, tavuk nasıl limon yer? Hadi nar tanelerini yemelerini anladım ama limon yemeleri çok garip. Yusuf abi. Efendim? Beğendin mi limonları? Harika. Koku nasıl? Çok güzel aroma. Yani bundan 25-30 sene önce pazarlara girdiğimiz zaman böyle meyve sebze kokularını şu an bu bahçede alıyorum. Ne güzel. Beni 25-30 sene önceye götürdü. Gençlik yıllarıma götürdü. Çok güzel. Şimdi maalesef büyük şehirlerde, pazarlarda biz göremiyoruz o kokuyu. Meyve sebze kokmuyor, narenciye kokmuyor. Neden? Artık bir nedeni vardır. Mutlaka vardır. Yani doğal olan hiçbir şey kendini bozmaz. İnsan da öyle değil mi? İnsan doğal olunca kendini bozmuyor. Yapmacık insan nasıl belli oluyor? Doğal meyvede yani birbirine benzetmiş gibi olmayayım, karşılaştırma yapmış olmayayım da. Yalnız meyvenin doğalı demek ki kokuyor. Evet, aynen. Koku evet. Veriyor. Ben meyveyim diyor. Aynen. Ben şimdi bu bahçede. Haklısın. Yani oksijen, hava, tertemiz, berrak hava, ağaçlar keza. Değişik bir ortam. Allah herkese nasip etsin. Amin inşallah. Tüm üreticilere Allah kolaylıklar versin. Emekleri boşa gitmesin. Bir de burada nelerle karşılaştığını bir kısaca anlatabilir misin? Yani geldin, işte bana yardım etmek için geldin. Ne bekliyordun? Beklediğin gibi miydi her şey? Ya da beklediğinden farklı şeylerle mi karşılaştın? Şimdi şöyle. Öncelikle sizin misafirperverleriniz yine eskiye götürüyor beni. Eyvallah. Çok güzel bir yaklaşımınız var. Tanrı misafir edip kapınızı açtınız. Ve burada kolay gibi görünüyor ama her şey çok zor. Mesela nedir gördüğün zorluklar abi? Yani bir şey üretmek kolay değil. Yani biz tüketirken çok kolay tüketiyoruz. Mesela ısraf ediyorduk. Ama şu an bu ürünlerin nasıl yetiştirildiğini görüyorum. Çok büyük emekler harcanıyor. Yani müthiş zor. Bütün üreticileri Allah yardım etsin. Tüm üreticilere Allah yardım etsin. Amin. Amin. Tüm üreticileri örnek davranışlarıyla, ülkeye vermiş olduğu katkılarla alkışlıyorum. Biz de alkışlıyoruz. Üreten herkese alkışlıyoruz. Herkese alkışlıyoruz. Peki burada senin bakış açından gördüğün zorluklar neler? Yani aslına bakacak olursan zor bir şey yok ama işte şehir hayatına alışmışız ya. Evet. Onun vermiş olduğu bir zorluk var. Yani ben gelirim işte şunu yaparım, bunu yaparım demekle olmuyor. İstek varsa ya ben bunu yaparım ama
yapamayıp da geri dönenler de oluyor. Onları da biliyorum. Yani gerçekten zor. Meşgale zor. Devamlı toprakla aşırı neşir olmak. Bir şeyleri devamlı bakımını yapmak. Çocuğun gibi onlarla ilgilenmek. Evet. Yani bilmiyorum. Kelimenin kifayetsiz kaldığı anları yaşadığım oldu. Peki iki gündür buradasın. Gününü anlatsana abi, nasıl geçti günün? Sabah kalktın, ne yaptın? Hangi işleri yaptın? Akşam kaça kadar çalıştık? Kaçta yattık? Neler yaptık? Bir kısaca... Güzel bir köy kahvaltısıyla onun vermiş olduğu bir enerjiyle kalktık. Sürekli hiç boş durmadan çalıştık. Gece saat 2'ye geliyordu yattığımızda. İşte toplanan yetiştirilen ürünlerin ambalaj yapılması, çok dikkatli, güzel bir ambalaj yapılması, onları muhafazalı bir şekilde, güzel bir şekilde tek tek kontrol edilerek sahiplerine ulaştırılması. Sonra yani insan kendini unutuyor çalışırken. Zaman nasıl geçtiğini bilmiyor. Ve halen de zamanın yetmediğini görüyorsun. Yapılacak bir sürü iş kalıyor. Sürekli koşturmaca. Sürekli bir koşturmaca, sürekli bir yani atraksiyon. Yani olmazsa olmazların var. Mesela hayvanları aç bırakmaman gerekiyor. Şekil ağda olduğu gibi bunlar... Şu anda seni yemeye çalışıyorlar. Ve bir o kadar da yani yakınlar. Ürkek değiller, yabani değiller. Mesela bir şey buldular, şimdi onu yiyorlar. Artık... Sürekli bir şey buluyorlar abi. Tabii. Onlar. Bak şu anda limon yiyorlar. Limon yani... yiyorlar, evet. Limon yiyen tavuk ben görmedim, duymadım arkadaşlar. Bakın. Şöyle çekeyim şunu. Şu bakar mısın yani? Şurada limonu yiyorlar. Yere düşmüş. Ezilmiş bir limonu yiyorlar şu anda. Neyse, C vitamini değil mi abi? Kesinlikle. Mesela bu yere düşmüş bir limon. Bu madem tavuklar yiyor. Şöyle. Abi onun suyunu bir sıksana, yere düşmüş limona bakalım bir. Hemen şöyle. Akıyor. Maşallah. Hala akacak. Yani bunu yani bir narenciyi sıkma makinesiyle sıktığınız zaman bir çay bardağından fazla alırsınız yarımından. Yani hala su çıkıyor. Ve tavuklar suyunu dahi yiyor. Yesinler. Bu da yani yarımın yarısıydı sıktım. Bakın bu da yere düşmüş. Hala su çıkıyor ve elim kayıyor, aroması yağlı bir. Çok güzel bir koku var değil mi abi? Şu an var ben, ya. Ben de İstanbul'da bu kadar güzel müthiş kokan limonla hiç karşılaşmamıştım. Ama burada işte dalından ilaç atılmamış ve tavuklar koparılmış. Yiyor. Harika. İlaçsız bir aroma, harika dua. Bir koku. Evet. Şu elimdeki kokuya bak. Muhteşem. Muhteşem bir koku. Ama koku karşı tarafa geçmiyor abi. Şu anda ekran başında olanlara geçmiyor koku maalesef. İşte keşke öyle bir imkan olsa değil mi? Şöyle alacaklar, açacaklar, koklayacaklar, sıkacaklar. Aynen, evet. Yani isteyen herkese sağ ol, eksik olma, fazla gönderiyorsun. 5 kilo diyoruz, 7 kilo çıkıyor. Nar istiyoruz, mandalina çıkıyor. Limon istiyoruz, nar çıkıyor. Yani... Gerçekten bu konuda da hakkını helal et. Helal olsun. Yani gönlü çok zengin bir insansın. Eyvallah abi, sağ ol. Yani gram tam olsun vazgeçtik. Bir kilo, iki kilo fazla çıkıyor. Yani onu tarttık, denedik yani. Bu şey değil. Bakalım eksik göndermiş mi? Hani hinlik oluyor ya insanların aklında. Bazen oluyor. Ama o da yok. Orada da sınıfta kaldık. Fazla gönderiyorsun. Çok şükür var abi. Teşekkür ederim. Varsa paylaşacağız. Teşekkür ederiz. Ben çalışmaya devam ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet abi, çalışalım. Çünkü burada vakit kısa. Birazdan gün batacak. Akşam olacak. Evet arkadaşlar, ben de fazla lafı uzatmadan topluyoruz. Makasımı alayım ve Yusuf abiyle beraber çalışmaya hoşça devam kalın edelim. Sağlıklı kalın. Evet, toplamaya devam ediyoruz Yusuf abiyle beraber. Eğer siz de bu ürünlerden elde etmek isterseniz shopyer.com Zeyno'nun çiftliği adresinden temin edebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.